arkadaşlar, videolarımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda hep bir heyecan. Bugün soru cevap videosu yapıyoruz. Instagram üzerinden story attım. Takip eden kişiler biliyordur. Bu storyde sizin bana sormak istediğiniz soruları derleyip toplayıp bir video haline getirmek istedim. Bugün iki kişiyiz. Hemen videoyu alıyorum senden Berk'cim. Adaşım burada. Berk, tamam. O da bizim YouTube'dan da izleyicimizle aynı mahallede oturuyoruz aynı anda. Değil mi? Bayrak sen de bu taraftasın zaten. Arabası da burada. Hem arabasını gösterelim ve ondan sonra soru cevap videomuza geçelim. Ve araba hakkında hemen kısa bir özet istiyorum senden Berk'cim. Ulan 90'lı mı lan? Şahin. Evet. Sol far camı kırık. Kaza yaptık daha yeni. Tamam. Araba tampon ayarları 10 numara. Kapı ortasında hafif sular var. Yürüyenin güzel araba. İçi de güzel. Boya? Tavanda yok galiba. Tavanda yok. Bir sağ ön çamurlukta, sol ön çamurlukta var. Bir de yakın zamanda güzel bir video çekeceğiz Berk'le de. Adaşım olması benim için çok büyük bir avantaj. Ne yapıyorsun lan Kerkenes? İyi. Gel videoya geçelim Berk'cim. Kaç dedim modelini? 91. 91. Güzel. Afor'da kanka. Şöyle arabanın önünde, garajda güzel bir soru cevap videosu yapacağız arkadaşlar. Bana sorduğun soruların hepsini hazırladım. Güzel bir şekilde yanıtlayacağız inşallah. Bir sürü sorumuz var. Sandalyemi koydum buraya. Işığımızı ayarladık. Şöyle videomuza geçiş yapıyorum o zaman. İyi seyirler diyorum. Sorularınız harbi tatlı olmuş. Tamam. Sohbet muhabbet bağlamında güzel bir vlog çıkaracağımı düşünüyorum. İçeceğimi de aldım. Sizin sorduğunuz sorular çok fazla. O yüzden biraz hızlı geçebilirim. Bir sürü soru var. İlk önce kendimle ilgili olanları yanıtlayacağım. Daha sonra araba ve asker falan filan mevzusu var. Belki de bugün ilk defa tanıştık. İlk defa video çekiyoruz. Senin telefon sesli değil mi? Onu masanın üstüne koy, sesle koy. Videoda tehlikeli misin ses sonu amcaoğlu? Aldım. Arkadaşlar, bir sürü soru var ya. Abi hangi birini yapacağız ya? Biz var ya hepsini yanıtlarsak ya da... Ben bile bunları seçtim ya, biliyor musun? Seçmesen bir sürü soru var. Çok saçma sorular da var. Evli misin diye soran da var. Her neyse. İlk önce kendinden bahsedeyim arkadaşlar. Beni tanımayan varsa da... Bu hafta da tanısın. İsmim Berk Çakmak. İzmir Bayrak'ta oturuyorum. 2002 doğumluyum. Daha sonra ne söyleyebilirim? Kütahya'da unutmalar biliyorum. Kütük orası. Ama bir yandan da Konyalılık var bende. İçimde. Daha sonra bayağı da sosyal medya işinde aktifiz. 2015-2014 yıllarından beri. Tabi bu serüven çok farklı başladı. O konuda değince. Şu üstünü körü anlatayım. Af var şu an. Başka kendimle ilgili ne söyleyebilirim? Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Sağlık meslek okudum. Ama şu an sağlıkla ilgili bir yerde çalışmıyorum. İşim sosyal medya yani. Öyle söyleyeyim. İlk defa da böyle video çektiğim için şu an şaşkın, yani garip geliyor. Normalde hep araba, motor, video bir şey olduğu için böyle soru cevaba hazır bir alışkın değilim. O yüzden bir şeyler olursa kusura bakmayın. Sorular çok karışık, random ilerleyeceğim o yüzden. Neden iPhone 11 telefon sormuşsunuz? Telefon o zaman Çingen pazarı ilerlediğinde iPhone 11 alıyordu. Ben de ondan aldım. Bir daha da değiştirmek nasip olmadı ama ilk fırsatta değiştireceğiz tabii. Hayatından memnun musun? Neler değiştirdin? Hayatından Allah'a şükür memnunuz. Güzel ama tabii değiştirmek istediğim çok şey olurdu. Keşke çok daha mal malıklı bir ailenin çocuğu olabilirdi. Veya çok daha güzel gelirlere sahip olabilirdi. Şahin Dinmezlik'te başka bir şey mi derdik herhalde? Bilmiyorum, yine de Allah'a şükür güzel bir hayatım, güzel bir senimiz var. Bilal ne yapın? Tamam burada durma ama. YouTube'dan izle bizi. Para kazanalım Bilal, sen burada izlersen YouTube'dan izlemeyeceksin şimdi. Tamam sen git şimdi YouTube'dan izle. Ben böyle oldum, tedirgin oluyorum. Mahallenin gençleri burada. Ne? Tabii sen gel buraya. Gel bir selam ver arkadaşlara. Kamera orada, gel buraya. Gel buraya gel. Gel uzakta. Gel. Gel sana. Sen de gel birader. Selamünaleyküm. Tamam şimdi gidin. Tamam mı? Daha sonra konuşuruz. Tamam, bir gün gezeceğim. Söz, bir gün gezeceğim söz. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz abiciğim. Görüşürüz. Tamam. Değiştirmek istediğim tabii çok şey var ama buna nereden başlasak bitmez sonuçlar. Yani işim akar, bizim hayatımızdan tabii ki de memnunuz. Allah'a şükür. İstediğimiz şeyleri elde edebiliyoruz en azından. Daha da kötü olabilir. Bir yerlerden tutup bir yerlerden başladık. Güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Kendime ait aracım alabildiğim, kendime ait bir şeyleri başarabildiğimi düşünüyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda da o şekilde olacaktır. İlk mal varlığımı sormuşsunuz. İlk mal varlığı, pardon. İlk mal varlığım, bak konuşamıyorum. İlk mal varlığım Peugeot.
103. Benim çok eski takipçilerim bilir o videoları vesaireleri, motoru. Turuncu bir Peugeot vardı. İlk motoru sürmeyi de onunla öğrendim. Peugeot vardı. Aynen bu işi yapmana böyle şey yapmana bir şey demiyor mu demişsiniz diyor. Ama kendim paran olunca pek de şey olmuyor açıkçası. O yüzden yani herhangi bir uzun kadar aldığım şeyde ya da bindiğim herhangi bir varsa da aileme katkı payı olmadı. Kendim bir şey çalışarak ya da kendim para biriktirerek, kendim bir ticaret bir şey döndürerek de yaptım, aldım. O yüzden en çok sorulan sorular şu arkadaş ortamı, işte şu neden video diyor, bu neden video diyor. Şimdi sizin sosyal medyada tanıdığınız kişiler, sosyal medyada gibi kişiler olmayabiliyor. Size bu şekilde lanse edilmiş olabiliyor. Siz seviyorsunuz makara kitleri, güzel olur. Bu genel bir tabir, herhangi birisi için söylemiyorum. Ama herkes dışarıda o şekilde olmuyor. Bazıları menfaatçi oluyor, bazıları yani amacı farklı oluyor vesaire. O yüzden konuşmadığım insanlar olabiliyor. Önceden video çektiğim, şu anda konuştuğum, konuşmadığım veya videolarda olmak istemeyenler olabiliyor. O yüzden ben her zaman söylerim, benden arkadaş, kişi vesaire değil. Benden içerik isteyin, ben size içeriği üretirim. Daha sonra ne söyleyebilirim bu konuyla hakkında? Yani pek de bir şey yok aslında. Dediğim gibi, Instagram'dan takipleştiğim kişilerle işte küs müsün, bununla konuşmuyor mu, şununla bağlantım gitti mi falan filan diye soruyorsunuz. Benim Instagram'dan takip ediyorsan bağlantım vardır. Oradan bakın güzel Instagram'dan takip ettiğim kişilere. Ama Instagram'dan takip etmiyorsan demek ki bağımı koparmışım veya samimiyetim yoktur. Ya da eskisi kadar samimi değilim. Arkadaşlığım veya sevim devam ediyor ama her gün onunla birlikte takılmak yerine farklı arkadaş ortamına yönelmişimdir ya da farklı arkadaşlarım olmuştur samimi olduğum işler. Her neyse, ne zamandır bu modu değiştirsin? Yani öyle çok da zaten kendimi yukarılarda yüksekte görmüyorum ama yaklaşık yani bizim en başından beri bisikletti, motorda, arabaydı en baştan beri modifiye var ve olacak da. Çünkü bunun tadı ayrı yani. Yani bu bir şeyi modifiye etmek, bir şeyi kendi zevkine göre toplamak. Yani bisiklet sürerken de ben boyarken de kendi zevkime göre boyadım. Ama motorda da öyle, kendi zevkime göre topladım. Bu zevk yani anlatılmaz, herkesin kendine göre hobileri vesairesi vardı. Bizim doğru bir zevkimiz bu. Tabii şu an ben bir mental çöküş dönemindeyim. Askerden sonrası için konuşuyorum. O yüzden pek arabayla vesaireyle bir şeyle ilgilenemiyorum. Bunu da düzelteceğiz inşallah. Bayram buluşması yapılmıştı işte, sizlerle bir buluşma. Bunu da havadan soğudu gerçi ama bunda bir düşüncem var. Bununla da ilgili bir şey yapabiliriz. Bir buluşma, bir gün vesaire de böyle herkes gelip toplanıp bizi izleyen, bizi takip eden kişilerle bir video çıkartabiliriz. Güzel olur. Storylerin nasıl HD olduğunu sormuşsunuz. Telefonum iPhone 11. Herhangi bir başka bir telefonu çekip kendim aktarmıyorum. iPhone'dan bile çekiyorum. Sadece fotoğrafçılık yaptım benim dönem. Altın oran, fotoğraf düzenleme, efekt, işte keskinlik. Daha sonra fotoğraf düzenlemeyi de iyi biliyorum. Fotoğraf çekmeyi de iyi biliyorum. Bütün her şey düzenlemek de bitmiyor. Fotoğraf çekmek de önemli. Güzel fotoğraf, güzel açı yakaladığın zaman bir insana fotoğraf HD olmasa bile gözüne tatlı geliyor. Bu arabada da aynı şekilde. Bazen bir arabayı kutu gibi çıkarabiliyorsun fotoğrafta, böyle küçücük duruyor. Bazen de gemi gibi duruyor. Bu tamamen fotoğrafı çeken kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela arkadaşlarımda, çevremde iPhone 12, 13 olanlar var. Aynı anda bir fotoğraf çekiyoruz mesela. Benim çektiğim fotoğraf daha HD veya daha net oluyor. Bilmiyorum, birazcık da telefondan da kaynaklanabilir. Ben birazcık da elimi titretmeden çektiğimden veya daha çok işi bildiğimden dolayı da olabilir. Fotoğraflara bazen filtre atıyorum. Filtreyi Lightroom üzerinden atıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İşte bisikletten motora, motordan arabaya, sıradan arabaya. Yani bu şekilde devam eder. İlk başta kendimiz bisiklet topluyorduk. Daha sonrasında motora geçtik, CG topladık. Yani nereden geldiğimizi unutmadık. Güzel yerlere de doğru gidiyoruz. Tabii ki sizlerin sayesinde ve desteklerinizle teşekkür ediyorum bu arada, sonsuz. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olur, ne olur bilmiyorum. Ürün satışı olacak mı? Önce Amber LED, ondan sonra aksesuar, modül vesaire bir şeyler satıyorduk. Ama araba aksesuarı, emberi, motor aksesuarı ufak ufak. Çok fazla olmadan sticker vesaire. Bunun akarı çok fazla. Zahmeti çok fazla arkadaşlar. Kargoyu gönderiyorsun, almıyor, ürünü mesajlar, geri gönder, almadı, beğenmedi, geri geldi. Yani bunda ufak bir para kazanıyorsun, ufak bir kar marjın var. Ve bu kar marjıyla ben uğraşamam. Çünkü çok fazla zahmetli. Ürün gidiyor, geri geliyor veya bir şey oluyor, bir sıkıntı yaşıyorsun. Aklımıza da leke gelmesin diye bu sefer parayı elisini geri yapıyoruz. Bu sefer biz zarar ediyoruz. O yüzden pek de bu taraftarda bir şey değilim ama yine de böyle kimsenin bulamadığı. İşte Amber LED mesela bir ara motordayken çok meşhurdu. Erdem nasılsın? İyi abim, sen nasılsın? Teşekkür ederim.
Video çekiyorum. İçeride ses yapmazsan sevinirim. Amberlet mesela herkes arıyordu, soruyordu, bulamıyorlardı. Biz de ne yapalım? Satalım da artık. Çevremizde bizi izleyen kişiler de alsın. Arabasına, motoruna. Çok da hızlı bir şekilde bayağı da bir stok bitirdik. Sonrasında da zaten askerlik dönemi denk geldi. Sonrasında da bıraktık. Orada durmam bile beni şu an tedirgin ediyor. Daha sonra tabii yine bir malzeme bir şey olur. Ben de gördüğünüz veya başka bir şey olur. Bunun linkini vesairesini atıyorum. Atamazsam da satışını da gerçekleştiririz ama çok zor bir şekilde diyorum. Ondan sonra ilerideki hedef ne? İlerleyen hedef tabii YouTube'da daha güzel bir kitleye ulaşmak, daha güzel araçlar üretmek, daha güzel modifiyeler yapmak, daha başarılı projelere imza atmak. Tabii her şey nasıl kısmet arkadaşlar. Ne olacağını ben bile bilmiyorum. Her şeyi görüp izleyeceğiz. YouTube'da neden videolar siliniyor? Bazen videolarda olan kişilerden dolayı silebiliyorum. Bazen videodaki bir kural ihlalinden dolayı silebiliyorum. Ve başımıza gelen bir video olayı biliyorsunuzdur. Haberlere, haberlere çıktık. Videodaki makas, drift vesaire yüzünden. O yüzden artık videolarda öyle şeylerden uzak duruyorum. Birazcık da stabiliz. Maalesef bunun böyle olması gerekiyor. Cezalar da az şeyler değil, ufak şeyler değil. O yüzden açıkçası böyle. Ama kapalı bir alan vesaire bir şey bulursak da driftimizi, yanlamamızı gerçekleştiririz tabii ki. Videolarda tabii ondan silinebiliyor bazen. Bazen de işte dediğim gibi farklı bir şey olabilir. YouTube'a nasıl devam edersin? Yine arabayla ilgili olabilir, motorla ilgili olabilir, vloglar, işte yaptığımız modifiye vesaire bir şey. Bunlarla ilgili gelir. Başlamam sebebim YouTube'a bisiklet üzerine arkadaşlar. 2015-2014 yıllarında bisiklet grubuyla ilgileniyordum. Bisiklet kullanıcısıydık aktif, modifiyeli olarak. O zaman dedik işte ya da bisikletleri YouTube'a soralım mesela, en yaptıklarımızı video çekeriz. O şekilde başladı. Daha sonra bisikletleri sattık, motor aldık, motora bindik, motorlara sattık, araba aldık. İşte arabaya biniyoruz, arabayı satacağız falan, böyle bu şekilde devam eder. Araç videoları vesaire çekmesen ne çekmeye başlardın, ne çekerdin diye sormuşsunuz YouTube'da. Herhalde şey yapardım ya, stand-up tarzı bir şey yapabilirdim, böyle konuşup anlatmayı bir şeyleri seviyorum. O tarz bir şey olabilirdi. Sıradaki araç ne diye sormuşsunuz, bir sonraki soruya geçelim ben. Sıradaki araç ben bile bilmiyorum çünkü nasip kısmet bu arabayı satma düşüncem var, bunu zaten sosyal medyada belirtmiştim. İlana koyarız yakın zamanda. Ondan sonra ne denk gelirse, böyle flash mı denk gelir, Broadway mi denk gelir, Shine mi denk gelir, Selex mi denk gelir, artık ne denk gelirse ona gideriz, onu yaparız, onu kendimizce modifiye ederiz, bir şeyler yaparız. Hızlı gidiyorum biraz farkındayım. Mert ne zaman geliyor, nasıl tanıştın diye sormuşsunuz. Mert, tanımayanlar olursa eski videolardan Mersek'i çekti, şu an askerde. Ocak ayı gibi gelecek buraya 2024'te. Nasıl tanıştık da? Bir ortama denk geldik, o şekilde bağlantımız kuruldu. Kafalarımız uyuştuğu için bağlantımızı da kopamadık, yıllardır da arkadaşız. Ne iş yapıyorsun diye sormuşsunuz. Sosyal medya işte arkadaşlar. Boş zamanlarına ne yapıyorsun? Piyasa yapıyoruz, arabayla ilgileniyoruz. Zaten boş zamanım olmuyor genelde. Olsa da ya takılıyoruz, ya geziyoruz, tozuyoruz. Ya da video editliyorum. Ehliyet sormuşsunuz. Ehliyet konusu çok sıkıntılı arkadaşlar. Hiç değinmek istemiyorum. Allah'ın izniyle yakın süre içerisinde hiçbir sorunum sıkıntı kalmadan tekrardan sahip olacağımı düşünüyorum. Senle takılmak, tanışmak mümkün mü demiştiniz? Evet, genelde Instagram DM'lerine mantıklı yazdığınız zaman veya İzmir'de oturan kişilere geri dönüş sağlıyorum. Ama bazen de çok boş mesaj oluyor. O yüzden bir süre bakmadığım da oluyor. Bazen baktığım da oluyor. Mesela şu an videoda arkada olan Berk var. O da Instagram üzerinden mi ulaştın değil mi? Evet. Canlı yayındaydık. Biz geçen sene falan oldu değil mi bu olay? Valla bir 7-8 ay oldu. Sen askerden önceydi. Askerden önce canlı yayındaydık. Aha dedi bizim mahallesin. Benim araba da orada falan filan. Canlı yayında gittik arabasını gösterdik. Ondan sonra bağlantımız kopmadı. WhatsApp'tan konuştuk. Instagram'dan konuştuk. Şu anda da video çekiyoruz. Tabii bir pazar günü bir önümüzdeki videoda da arabalarla bir güzel video çıkartırız diye tahmin ediyorum. Servisi yok düşünüyorum ama benim pederle aram iyi değil, babamla aram iyi değil. Aram iyi olursa tabii ki düşünürüm. Tabii bu birazcık da şu an gençliğimizin verdiği şey de düzenli iş yerine birazcık da böyle takılmayı tercih ediyorum diyebilirim. İlerleyen zamanlarda tabii ki mesleğimize geri dönebiliriz. Servislik sevdiğim güzel bir meslek. Babamla kaldığı için bir hastalık, bir eve sevdim. Ticari düşünüyor musun, ticari bir araba? Valla param elveriş verirse, durumum, imkanım şey olursa neden düşüneyim? Ticariyi ben normalden daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. H100 hastasıyım bu arada. Birkaç sefer söylemiştim. Modifiye olarak vesaire olarak büyük araba beni daha çok cazibiliyor arkadaşlar. Piyasayı boşladım. Bir zamanlar daha çakmak vardı tarzı bir mesaj gelmiş, bir soru gelmiş.
İşte dediğim gibi askerden sonra, askerlik geldikten sonra gelen kişiler bunu anlayabilir. Askerden geldikten sonra pek birazcık daha böyle duruluyorsun, birazcık daha böyle slow takılıyorsun. Bu askerliğin verdiği bir şey bence. Yoksa başka bir herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Tabii ekonomi de şu an kötü. Arabaya bir şant almak istiyorsun, kaç para? Arabayı boyatmak istiyorsun, kaç para? En ufak aksesuar olmuş 150-200 lira. Gaz parası, benzin parası, her şey belli. O yüzden bakalım yavaş yavaş toparlayacağız kendimizi. Aynı şekilde hızlı bir şekilde piyasaya devam ederiz. Momo direksiyonun artı ve eksilerini sormuşsunuz. Kaç santim abi? 24 santim, 28 santim öyle bir şey. Yani büyük direksiyondan geçince biraz garip geliyor. Ama görüntü olarak 10 numara. Yanlama olarak, direkt olarak ben büyük direksiyonda daha iyi yanlıyor açıkçası. Çünkü siz videolarda görmüyorsunuz ama biz yine göbeklerde, kavşaklarda, şeylerde aynı tepkimiz, aynı performansımız devam ediyor. Böyle bakıyorum etrafa, kamera yok, bakıyorum bir polis yok, bir şey yok. Hem böyle iki de debriyajı yarım böyle tokatlayarak yan yan dönüp devam ediyoruz. Ama küçük direksiyon birazcık bu konuda sıkıntı yaratabiliyor. Ama alışırsan da çok da şey değil yani. Şeyi sormuşsunuz, Honda'da Vitek 2 mi, FD 6 mı, 1.6 ES mi? Şu an üçüne de binebilme imkanım olsa şahsen, yani ben AES tercih ederim herhalde. Bana görüntüsü daha çok hoş geliyor. Benim için arabanın şeyinden çok, modelinden daha sonra işte aerodinamiği olsun, elektrik aksamı olsun, donanımdan çok görüntü benim için önemli. Çünkü yaptığım bir arabayı bir caddeye bir yere koyduğumda yani hoş durması lazım. Ben FD 6 ve Vitek 2'nin görüntüsünü hiç seviyorum. Vitek 2 çok CFZ'yi seviyorum açıkçası, öyle söyleyeyim. Bir tek bir de bir CFZ var, özel söyleşi. Özel söyleşi bir tek kişi hoşuma gidiyor. O tarz arabaları seviyorum bir tek kişilerde. Genelde de şu an piyasadaki stok, çoğu stok geliyor bana neredeyse. Bir jant, bir şey ama bir farklı panjuru, bir eski bir tamponlu falan. Hoş olabilir. Yine bir tek ile 1.6S arasındayım gibi. Motor piyasasına el at demiştiniz. Motoru yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde güzel bir şekilde motorla da piyasamızı yaptığımızı düşünüyorum. Güzel iki tane motor, üç tane motor saldık piyasaya. Cup vardı, CG vardı, AOE vardı, DRS vardı. Yani güzel bir motor sahibi modifiye ettiğimi düşünüyorum. Tabii bu ilerleyen zamanlarda nasıl olur bilmiyorum ama şu anda pek motora dönme gibi bir hevesim yok. Peugeot ne oldu? Peugeot duruyor arkadaşlar çatıda. Bilmiyorum. Motoru sökük böyle toplanmayı bekliyor bir şey. Tekrardan onu toplarsam da en baştan boya, en baştan sıfır makine tarzı bir şey toplarım diye tahmin ediyorum. Motor sürmeye nereden başladı? İşte Peugeot yaklaşık 10-11 yaşlarında falan Peugeot'a girerken. 4-5 yılda bindim. Ondan sonra motorla da zaten bir CG'miz oldu. Sonrasında da CG'de satıp BF'a almıştım beyaz şerli. Askerle ilgili sorunuz var. Sonra AF'la ilgili sorularımızı yapacağım. Askerde ceza yedim diye demişsiniz. Bunu hatırlamışlar iyi bir soru. 6 gün ceza yedim. 6 gün fazla askerlik yaptım arkadaşım. Neden oldu dersen üstüm 32 günüm vardı. Telefonla yakaladım akıllı telefonla. 6 gün o yüzden fazla bir ceza yaptım. Fazla bir askerlik yaptım. Kıbrıs yaptım ben de askerliğimi. Askerlikle ilgili anlarla ilgili bir video çekebiliriz. Bunun için Mert'i ve Yunus'u bekliyor gibi bir şey. Zor mu? Harbi zor günler. Nalet, pislik, kötü bir şey yani askerlik. Neler öğretti? Tabii insana deneyimler katıyor, değiş yani. Farklı şeyler yaşıyorsun orada. Birazcık da sıkıntılı. O yüzden bunu ben ne kadar anlatsam da siz yaşamadan anlayamazsınız. Tekrar gider misin? Gitmem herhalde. Asla. Arabamı satarım, bedelli yaparım, yine gitmem. Af satılacak mı diye, af sorularına geçiyorum. Af satılacak mı diye soruyorsunuz. Satacağım yakın zaman içerisinde. Kaça mal oldu? Yani şöyle söyleyeyim, şu bir soru daha var. İkisini birleştireceğim. Af zaten sizdeydi. Af babamındı. Ben beyaz şahinim varken, BEF varken. Babamda da bu var babamda. Ben beyazı 57.5'a sattım o zaman için. Sonra babamdan gidip bu arabayı 51 milyar aldım. Kaça mal oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Jant lastikli oydu buydu, bunların hepsi geçen sene ve zaman yani araba 2 yıldır bende. 2 yıldır ufak tefek harcaya harcaya şu an bu konuma geldi. Tabii daha iyisi olabilir mi olabilir, daha farklı olabilir mi olabilir ama işte elit imkanlar doğrultusunda şu an bu hale getirebilirim. Şu an arabanın kalkık hali bu arada arkadaşlar. Kış aylarına geldiğimiz için ve çukurları göremediğim için kaldırdık biraz. Normalde dip yerde. Kaça mal oldu sorusuna inan yanıtlayamam. Ama 51 milyar aldım yani bunu söyleyebilirim herkes için. Haftan sonra ne gidip inan hiç bilmiyorum inan öyle söyledim. İşte nasıl ne denk gelirse uygun bir araba olursa modelin tipine bakmadan al sat için de alabilirim. Belki binmek için de alabilirim. Belli olmaz.
ES projesi istemişsiniz. ES yapmak için şu an belirli bir bütçemin olması lazım. O bütçede şu an bende yok. Çünkü benim gelirimden çok giderim var. Kendimi çok fazla para harcayan, çok fazla takılan bir insanım. O yüzden birazcık kısaysak belki model de yükseltebiliriz. Daha güzel araba da yapabiliriz. Bakalım nasıl. Motora kaç para harcadın ya? Arabaya motor yaptık 0.8 piston. 40.000 sürü civarında bir şey gördüm. Tabii şu an hala rodaj kısmında 900 km falan oldu. Şu an sağlıkla herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Gidişi de çok güzel ama öyle çok zorlamadım çünkü rodajda araba şey yapmamız gerekiyor. 40-45.000 civarı para gitti. Tabii daha da doldurulması gerekirdi bence. Daha da fazla doldurabiliriz. Headers düz boru, ondan sonra eksantrik. Bunların hepsi değişebilir ama bu işin sonu yok. Bu arabayı turbolu da yapsan bunun yine sonu yok. Turboyu büyütüyorsun, pistonlar büyüyor, diferansiyel şanzıman, her şey gidiyor. Biz çıtırından sadece araba baygın kalmasın. Gidişi biraz daha torklu olsun diye bir 0.8 piston çevirdik. Sonuçta stok motor yapsak da bize çok fazla bir arada fark olmayacaktı. Yapıyorken bari de temiz güzel bir şey olsun. Bizden sonraki binen kişi de rahat rahat gazlasın. Çünkü ister istemez arabada 4 kişi olunca 2 kişi pek bir şey değişmiyor şahide de 4 kişi olunca bazen yokuşlarda böyle birazcık hantal kalabiliyor. Tabi o arabasının ciğerinden ciğerine de değişiyor. Allah aşkına öyle çok bir sorun yoktu ama en azından bir kapattığımızda da otobanda asılsın gitsin istediğimiz için ses de güzel gelsin diye 0.8 piston çevirdik. Memnunum şu anlık bir sorun sıkıntım yok. İlerleyen zamanda daha aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Neden sistem yapmıyorsun? Dedim gibi bütçeyle alakalı bütün her şey. 4 tane oval var arabada. Kendin yani oval demiyor utanır insan. O kadar kötü yani. Hiç sevmiyorum ben. Bakalım yeni arabada yeni bir cihaz döşeriz, bir şeyler olur. Para harcayız, onun da videosunu çekelim. Cihaz takma vesaire. Arabadaki tek cihazla ilgili en iyi olan şey teybim. Başka da amfileri vesaire de dandık. Basım da dandık. Öyle kaliteli güzel bir cihazım yok yani açıkçası. Opel'den sonra nasıl topuza düştün sorusu var. Mantıklı güzel bir soru. Opel ailemle birlikte almıştım. Yarı parası verdim, yarı parası ailemindi. Aileyle ortak araba ben yapamıyorum arkadaşlar. Bunu ilk orada kanaatine verdim. Çünkü benim zevk ve istediklerime aileyle bir olmuyor. Arabayı basıyorsun, ediyorsun. Tamam, babam da biraz anlayışlı ama o da ki tatlamaz, sürtmesin, etmesin. Ben de sürtecek, o dip kırılacak, tampon kırılacak, bir şey olacak. Yani olmuyor. O yüzden ben de ailemle arabaya binmek yerine dedim ki modeli düşük olsun, benim olsun. En azından kaza yapsam da, arabayı bassam da, vursam da, kırsam da, ne olursa olsun benim olsun. Yani kimse bana karışmasın. Bu araba kazalı da gezdiğim oldu. Arkadan tamponu çarpmışlardı. Yeri geldi dip indiriyorum. Basıyor, yani basıp geziyoruz. Yeri geldiğinde yani araba herhangi bir şey yaptığında kimseye hesap vermek zorunda kaldım açıkçası. En güzel yanı o. İşte bazen yani Opel DTM'si, Lexus yaptırmıştım arabaya. Opel Astra varken. Tamam bana seviyor ama diyor ki ceza yersin bak hani şey yaparsın. Ya boşver ben göze almışım onu sonuçta. Ya bu zevkin belli bir kısmında tatmin edici bir kısmı varsa cahilici bir kısmı da olmalı. O yüzden Opel'i satıp gittim o parayla yarı paramı geri kendim aldım. Gittim motor aldım. Motorları topladık, iki tane ikinci motor aldım. İki motoru sattım. Beyaz Şahin aldım gibi bir şey oldu. Aslında ilgili başka soru sormamışsınız. Zaten çok fazla soru vardı. Birazcık özet geçmek zorunda kaldım. Tabii bunun devamını istiyorsanız yoruma güzel bir belirti, güzel bir şey etkileşim bekliyorum soracağım için. Sorularımız bu kadar. Aklıma takılan herhangi bir şey yok. Tabii ki düşünürsem daha bir sürü anlatacak şey bulur. Ama bunun part 2'sini de çekebiliriz. O yüzden güzel bir like ve güzel bir yorum veya bu tarz video hoşunuza gidiyor mu soru cevap videosu. Bunu da belirtin. Ona göre soru cevap videosu da çekeriz. Videolarımı sıklaştıracağım. Elimden gelen resim video çekmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Af satıldıktan sonra bakalım yeni bir araba, yeni bir proje bizi bekliyor olacak. Kaç dakika oldu videoda ya? 23 dakika oldu. Güzel, 23 dakika bu kadar soru sığdırabilmişiz. Tatlı olmuş. Saat kaç peki? 34 peki. 6'ya. 6'ya güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videolarda hoşunuza gidiyorsa soru cevap vesaire. Yorum kısmına yazın. Bir de şu yoruma işte şu olsun videoda, bu olsun videoda onu artık yapmayalım. Bunu çözebildiğimizi aştığımızı düşünüyorum artık. Dediğim gibi her zaman için benden kişi de içerik isteyin arkadaşlar. Müsait bir ortam olursa zaten kişiyle de vesaire video çekme imkanımız varsa da çekiyoruz. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.